Merhaba arkadaşlar, ben Gümüş Kaplanlardan Terzi. Bu videomda sizlere aletli uçuşla ilgili bilgiler vereceğim. Aletli uçuş yapacağız bu videoda. Şimdi bu gördüğünüz chart Batum'un chartı. Bu DCS için uyarlanmış bir chart. Gerçek hayatta kullanılması için değil. Ve gerçek hayatta kullanılabilecek birçok bilgi burada eksik. Ama önemli olan noktalar burada belli. Şimdi şöyle. İneceğimiz pist şurası. Bakın tam şurası. Bir Takan istasyonu var burada. Buraya 120 baştan yaklaşılabiliyormuş. Veya 300 baştan yaklaşılabiliyormuş. Şimdi buraya yaklaşmadan önce nereden başlıyoruz? Oraya bakalım. Entry, exit, north diye bir nokta var ve south diye bir nokta var. Biz north'tan girelim. North'un yeri neresi? Tamam, burada haritada görüyoruz da nereden bileceğiz buraya geldiğimizi? Bakın 27 radyal şurada gösteriyor. 27 radyal 8,4 arkında. Yani 27 radyal 8,4 mil olan noktadan giriş yapıp 238'e doğru uçup initial 13 demiş. 13 derece, yani 130 dereceye doğru döneceğiz. 13 pistine ineceğiz. Burada 120 dereceyi track edin diyor. Yani 120 dereceye devam edin diyor. Burada da frekansları vermiş. Ne demiş? 16x Batumi Takan'ı ALS için 110,3 giriyorsunuz demiş. Bunun chartı bundan ibaret. Şimdi görevde herhangi bir steel point yok, hiçbir şey yok. Biz buraya inmeye çalışacağız. Bu siyah noktalarda yükseltileri belirtiyor. Hani 5000 fitin altına inmeyin bu manevraları yaparken ki bu dağlara vesaire çarpmayın diye söylemek için bu da. Şimdi görevi açalım. Bakın uçağımız şu an burada. Bir numaralı steel point var. Bu hiçbir alakasız bir yerde. Bizim ineceğimiz yer burası. Şimdi biz bu yere ulaşmayı deneyeceğiz. Takan ve ALS kullanarak. Şimdi bu frekansları da girmemiz gerekiyor. Onlardan da biraz bahsedeceğim size. Evet, fly dedim. Azıcık yakınlaşalım. Evet. Şimdi frekansları girerken ne dedik? Takan dedik. Şöyle gazı biraz keseyim. 16 X'ti. 16 receiver modda. Burada Takan ALS moduna aldığınızda herhangi bir sinyal alamıyorsunuz şu an. Bunu transmit receiver almanız lazım ki mesafenizi ölçebilirsiniz. Evet, şu an 27 mil gösteriyor. Fakat şu ALS Takan modu yerine Takan'ı önce açmam lazım ki görebileyim okumun ne tarafta olduğunu. Bu taraftaymış orası. Course girelim. Course olarak kaçtı? 27 radyan 8,4 mildi. Bu tarafa doğru uçarsam bakın şu okum şuraya geldiği zaman ben course'a oturmuş olacağım. 27 radyale ve daha sonra 8,4 mile doğru devam edeceğim. Oradan 240 başa, yani 238 başa doğru uçacağız. Daha sonra devam edeceğiz. Şu an 26 mildeyim. Bayağı uzak mesafedeyim Takan'a. Şöyle dönelim ki biraz daha yaklaşabilirim Takan istasyonuna. Evet, şu an 4500 feet, 400 knot, 25 mildeyim Takan istasyonuna. Şimdi ben bu Takan istasyonuna doğru uçuyorum. Fakat aradaki mesafeyi kapatmak için, bu korsa oturmam için biraz manevra yapmam gerekecek. 27 korsa oturmam için. Onu da biraz sonra izah edeceğim size. Hatta bu korsu 27 değil de tam tersine getirebiliriz. Şöyle döndürelim ki 27'nin ucu tam şuraya gelsin. 207 kors oldu şu an. Evet, şu an çok hızlıyım. Biraz gaz kestim. Hatta hava frenlerimi açayım. Şimdi biraz sola doğru manevra yaptım. Neden? Neden? Çünkü bu okumun şu tarafa kayması gerekiyor. Yani ben uçağımı bu tarafa uçurursam, sola doğru uçurursam, bu ok, yani Takan istasyonu şu tarafımda kaldığı için o
oku biraz daha bu tarafa açı, sağ tarafa doğru açı yaptırmak için bunu tercih ettim. 16 mil. Güzel, hala mesafemiz var bayağı. 15 mil. Bakın ok sapıyor. Oklar birbirinin üstüne binecek birazdan. Bu da tam ortalayacak onları. O zaman korsa oturmuş olacağım yani. Şimdi hava frenlerimi kapatayım. 250 metre altına düştüm. Yavaş yavaş korsa dönelim. Artık iğnemiz sapmaya başladı iyice. Biraz burada bekleyelim. Okutan, şimdi tam oku oturursam bu sefer iğne ilerlemeyi durduracak. İlerlesin bu tarafa doğru. Tam oturalım. 13 mil. Hala 5 mil var. 4000 feet ve alçalıyorum. Hızım iyi. 200 knot, 210 knot. ILS her zaman 250 knot altında uçulur arkadaşlar ve 30 dereceden fazla yatışlar yasaktır. Evet, şu an korsa oturduğumu varsayıp, yani ki çok da önemli olmamasına rağmen iyi bir dereceye geldik. Böyle takip edelim. 8,4 mili bekleyeceğim. 3000 fitten aşağı inmeyelim şimdilik. Biraz daha yaklaşınca daha da alçalacağım. 11 fit, o 11 mil. Bu arada takan frekansımızı girelim. 110 30'du. Enter. Korsumuz da 125 derece arkadaşlar. Evet. ILS 10. Devam edelim. 9,8 mil. Hızımız güzel. Mil, 8 mil, tamam. Artık dönelim 245'e doğru. Alçalmamaya dikkat, hızlanmamaya dikkat, yavaşlanmamaya dikkat. 245'e doğru döndüm, önemli değil. Burada uçağımızı sabitleyelim. Evet, bu şekilde. Şimdi 245'e de döndük. Entry exit point'ten geçtik. Ne yapacağız? 125 başı karşılamak için ILS takan moduna geçeceğim. Bakın burada da şu an pist bu tarafımda kalıyormuş. Ben bu okun buraya gelmesini bekleyeceğim ki karşılayabileyim pistimi. Gerçi bu çok kötü bir çarpmış. Yani 6 mil, bakın 4 mile falan düşeceğiz. Daha glide slope'a dönmeden. Bu çok kötü bir chart olmuş gerçekten. Yani gerçek hayatta hiç uygulanamayacak gibi bir chart. O yüzden çok da yapamıyorsanız çok da kafanıza takmanıza gerek yok. Çünkü 4 milden, bakın bu 6 mil, hala daha ben yaklaşarak 5 milden falan döneceğim herhalde oraya. Bu çok kötü bir mesafe, yani çok yakın bir mesafe. Yaklaşık bir 10 mil olması lazım en azından ki buradaki iğneler o kadar hızlı sapmasınlar. Kolay kolay manevra yapabileyim gör. Yani ne yaptığımı bilmek önemli değil de sert manevralar yapmamı gerektirecek şeyler olmasın. Evet, şu an yavaş yavaş biz dönelim. 5 mil. Ben biraz daha alçalacağım. 2000 fite inmem gerekli sanırım. Bu kadar yakından yaklaşıyorsam bu kadar yüksekte olmam gerekiyor. Hızımın yükselmemesi için biraz gazı kestim. Evet, şu an korsum da oturmaya yaklaşacak. 20 derece kadar kaldı. Evet, ILS sinyali alındı. Glide stop ve localizer sinyalleri geldi. Kursa oturmam az kaldı. Evet, şu an glide stop'tayım. Çektim. Localizer'a da oturalım. 3 mil. Çok yaklaştık ve localizer hala çok kötü. 2 mil. Evet, bunu ayarlamak gerçekten zor ama başarılı bir oturuş yaptık. Kafamı kaldırdım. Evet, şu an pisti tam olarak karşılamışım gerçekten de. Hızım çok yüksek. Hava frenlerini açtım. İnç takımlarını indirdim. Buradan da devam edebiliriz. Buradan da devam edebiliriz. Hani burada artık görsel olarak devam edebileceğinizi varsayarak 2,5 derece yaklaşmayla devam edebilirsiniz. ILS sinyalimiz güzel ve işte biraz hızlı oldu ama olsun, inebildik sonuçta.
Tekerlekler yerde. Biraz aerodinamik fren yapalım. Hala. Saldım bunu. Frenleri aynı anda bastım. Biraz düzeltme yaparak 70 knot altı. Hava frenlerim kapalı. 25 knot üstü. List 6 diyelim. 25 knot altı nozzle steering aktif. Evet, güzel bir iniş oldu ve pisti nasıl bulacağımızı aşağı yukarı anlattık. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.